Evet, ağırlık merkezi soruları ve çözümlerinin ikinci videosundayız arkadaşlar. Bir şeklimiz var. Kıvrılmış, düzgün, türdeş çubuğun verilen konumda dengede durabilmesi için nereden asılmalıdır deniyor. KL ile LM arası eşitmiş ve bölmelerde eşit aralıklıymış. Şimdi ben sağ taraftaki şekli yani L noktasını orta nokta olarak kabul edersem şu yukarıdaki kısma, şu parçayı almak istiyorum. Buraya bunu taşıdığımda şu kısmın fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer bu kısım olmasaydı bizim L noktasından asılmamız da dengede duracaktı. Peki bu kısım ne yapacak? Bu kısım bir tork etkisi yaratacak. Cismimizin bu tarafta doğru, bu tarafa doğru dönmesine sebep olacaktır. O halde M noktasından bu sefer asayım. M noktasından eğer asarsam da M'nin hizasında kalan parçayı dikkate almaz isek o zaman şu kısım fazla olacak. Dolayısıyla L ile M arasında bir nokta diyebiliriz. Yani L'den astığımda fazlalık olan kısım bu. M'den astığımda fazlalık olan kısım bu. O halde ikisinin arasındaki bir yerden asmam dengede durabilmesi için yeterli nokta olacak arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneğidir. İkinci soruda 6 tane karemiz var. Homojen ve özdeş kareler bunlar. Her kareye G ağırlığı dersek eğer şurada orta noktasında 2G ağırlığı vardır. Bunun da orta noktasında 2G ağırlığı vardır. Her ikisinin tam ortası olan M noktasına 4G diyebiliriz. K noktasında ise bu iki tane karenin ağırlığı olarak 2G diyebiliriz. Aralarındaki mesafe 2 birimdir. 1, 2 birimdir. Büyük olana yakın olacağı için L'nin sol tarafında yer alacak. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet, üçüncü sorudayız. Bu soruda iki tane kare var. Üst üste binmiş. Şöyle yapalım. Bu kareyle bu kare binmiş şekilde üst üste. Bu karede diğerlerine yapıştırılmış duruyor. Sistem nerede dengede kalır? Hangi noktadan asılırsa. Şimdi ben şöyle yapacağım. Burada 4G ağırlığı var. Şu noktadan da 4G ağırlığı var. Şimdi ikisinin arasındaki mesafeler eşit aralıklıysa şuradan 8G ağırlığı var diyebiliriz. Peki buradaki karemizin yani şu karenin, bu karenin ağırlık merkezi hangi noktadır? N noktasından 4G var. 8G ile 4G arasındaki uzaklık kaç birimdir? Sayalım. 1, 2, 3 birimdir. 8'e 4. Hangisine daha yakın olacaktır? Büyük olana daha yakın olması gerektiğinden tam L noktası bizim için ağırlık merkezi noktasıdır. Yani nasıl buldum? İlk önce bu kareyle bu kareyi ağırlık merkezinin K noktası olduğunu söyleyebilirim. Onu 8G olarak biliyorum. Buradaki aşağıdaki karenin ağırlık merkezinin tam N noktasında olduğunu biliyorum. Onu da 4G olarak biliyorum. 4G ile 8G'nin ağırlık merkezi de büyük olana yakın olacağı için L noktasıdır arkadaşlar. Yanıtımız C seçeneğidir. Dördüncü soru bakalım. P, 2P ve 6P ağırlıkları var. 5'e 5 bir kareye yerleştirilmişler. Başlayalım ağırlık merkezini bulmaya. Ağırlık merkezi P ve 2P için ne tarafa yakındı ikisi için? Bir büyük olana yakındı. Yani bu noktada 3P var diyebiliriz. Burada da 6P var yazmış. 6P biz de yazalım. 3P ile 6P de ne tarafa yakındı? Büyük olana yakındı. Yani 3P'ye buraya 2 birim, buraya 1 birim. 3P çarpı 2 6P, 6P çarpı 1 gene 6P. Yani sağ tork sol torka eşittir. O halde bu nokta bizim neyimizdir? Ağırlık merkezimizin koordinatıdır.
Bunu D4 olarak ifade edebiliriz. Yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 5. sorudayız. Bu soruda düzgün türdeş levhamız var. Kenar uzunlukları 3 cm. Birim karelere ayrılmış. OLM parçası kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Sağa doğru katlandıktan sonra. Şimdi ben sağdaki eski dikdörtgenimin tam orta noktasından aşağıya 8 birim diye yazsam ne olur? Bir şey değişir mi? Değişmez. Bu bir kenarda dursun. Şimdi yeni ağırlık merkezini bulmak istediğim zaman bakın şöyle bir numara çekeceğim. Şu nokta benim sanki burada bir üçgenim varmış gibi. Bu artık boşaltılmış alan. Ben bunu yukarıya doğru 4 birim olarak göstereceğim. 4G olarak göstereceğim. Bu noktanın eski ağırlık merkezi noktasına olan uzaklığını kaç olarak biliyorum? Şurayı 3, 6, 9, 12 idi. Ağırlık merkezi noktası 1'e 2 olduğu için burası 4 birimdir. Yani 4 santimetredir. Burası 2 santimetredir. Dolayısıyla burası 2 santimetre olarak bunu dursun. Şimdi bizim bildiğimiz bir tane formül vardı. Neydi? Ağırlık merkezi noktası toplam tork bölü toplam kütlelerdi, değil mi? Bunu formülümüzden biliyorduk. Şimdi 4G'yi bulduk. Yukarı doğru gösterdik. Peki eski noktası yani sağdaki cismimizin ağırlık merkezi noktası neresidir? 4G'dir. Gene 1'e 2 oranı olduğu için buradaki mesafesi 4 santimetredir. Bunu bu şekilde yazalım. Bu noktanın yani buraya geldikten sonra eski olan şuraya olan mesafesi kaçtır? 6 santimdir. Yani toplam bu 4G'nin ta eski noktaya olan uzaklığı 10 santimetredir. Şimdi ben teker teker yazmak istiyorum. Şimdi toplam torku nasıl yazacağım? İki tane tork değeri var. Bununla bunu yazmam lazım. Bunun yani yukarıdaki 4G'nin eski noktaya uzaklığı kaç birimdi? Eksi 4G çarpı 2 diyelim. Şimdi büyük olan hangisidir? Büyük olan bunun yarattığı tork büyüktür. Yani aşağıdaki ağırlığın torku daha büyük olacaktır. Çünkü neden? Daha uzak bir noktadır. Onu o zaman 4G çarpı 10 diyorum. 10 nasıl dedim? Bunun biraz önce de söylediğim gibi burası 4, buradan buraya da 6, toplam 10 ediyor. 4G çarpı 10 eksi 4G çarpı 2. Peki toplam kütleleri yazacağım. Toplam kütleleri yazarken burada bir tane 8G varmış gibi gene düşünüyorum. 8G ile 4G'yi ardı ardına yazıyorum. Yukarıya doğru olan da onu da eksi 4G olarak yazıyorum. Buradan yukarısı kaç çıktı? 32G çıktı. Aşağısı bunlar götürdüğü zaman 8G olarak çıktı. Sonuç 4 santimetre olarak bulunur arkadaşlar. Yani ağırlık merkezimiz 4 santimetre yer değiştirmiştir. Formülümüz toplam tork bölü toplam kütledir arkadaşlar. 6. soru. 6. soruda bir kare bir de dairemiz var. Yoğunlukları D ve 2D. Bunun bir kenarı A kök 2. Ağırlık merkezi burasıdır. Bunun da ağırlık merkezi bu noktadır. A kök 2 ise A kök 2 ile çarparsak yani A kök 2'nin karesini alırsak ne yapacaktır arkadaşlar? 2A kare yapacaktır. Buraya 2A kare D diyebiliriz. Burası ne olacaktır? Burası da pi r kareden 3 r'mizi 2a dersek yani burası a'ydı, burası da a'dır. O halde burası da a ise burası da a'dır. Buraya 3a kare diyoruz. Peki 3a kareyi ne ile çarpacağız? 3a kareyi 2d ile çarparsak o halde burası 6a kare d olacak. Yani buna biz 2g diyebiliriz. Buna da 6g diyebiliriz. 6g ile 2g'nin ağırlık merkezi noktası 1'e 3 oranında olacaktır. Buraya 6g çarpı 1
2G çarpı 3. O halde D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 7. sorudayız. 2D ve D özkütleli kısımları var dairenin. K ve M de ağırlık merkezi noktaları. O noktasından asılırsa ne olur? O noktasından asılırsa bir kere A şıkkı olamaz. Çünkü sağ taraf daha ağır olduğu için bu şekilde bir dönme meydana gelecektir. Bu zaten dönmenin tam tersi bir istikamet. Bu da tam tersi. Peki iki tane seçeneğimiz var. D ile E seçeneğine bakalım. D seçeneğinde dikkat edersek doğrultusu, yani ipin doğrultusu ağırlık merkezinden geçmektedir. Ağırlık merkezinden geçemez. Ağırlık merkezinden eğer sadece kendisi olsaydı ağırlık merkezinden geçerdi. Burada bu parça da var. O halde D de olamayacaktır. Ağırlık merkezinin sol tarafından geçecektir. Yanıtımız E seçeneğidir arkadaşlar. 8. sorudayız. 8. soruda cismimiz O noktasından asılıyor. Cismimiz O noktasından asılıyorsa kalemimizi seçelim. Şöyle yapalım. Bunu gösterelim. Duvara astık bunu bu noktadan. Şimdi K'nın ağırlığı P. Buna P dedik. L'nin ağırlığı 2P. Buna da G diyelim. Bakalım G kaç çıkacak? Şimdi arkadaşlar biz bu noktaya göre tork alacağız. Hesaplamaya başlayalım. Her uzunluğuna eğer 1 santim dersek, yani buna 2 santim, buraya 2 santim dedim ben. Peki burası kaç santim olacaktır? Burası 1 santim olacaktır. Torku yazmaya başlayalım. P noktasının, yani K'nın ağırlığı P. P'nin O noktasına olan uzaklığı kaçtır? 3'tür. Artı 2P'nin O noktasına olan uzaklığı 1 santimdir. Peki sağ taraftaki torku yazalım. Sağ taraftaki torku yazarken G çarpı dönme noktasına, yani O noktasına olan uzaklığı kaçtır? Tabii ki dikey uzaklığından bahsediyorum. Yani bu noktanın bu noktaya göre uzaklığını söylemiyorum. Yani bu noktayla bu noktanın şu dikey uzaklığını kastediyorum. O zaman G çarpı 1'dir. Bu denklemi çözersek buradan G eşittir 5B çıkacaktır arkadaşlar. 9. soru ne diyor? Şimdi X ve Y levhalarının ağırlığının P olduğu söyleniyor. X ve Y'yi bağımsız olarak, sistemden bağımsız olarak hesap edersek X'in ağırlık merkezi bu noktadır. X'in ağırlık merkezi bu noktaysa o zaman buna 2P diyebiliriz. Peki sistemin ağırlık merkezi O noktasıysa 2P'nin buraya olan uzaklığına diyelim ki 1 santim dedik. Peki Z levhasının ağırlık merkezi noktası burasıdır. Z levhasının levhası o zaman buraya 1 santim dedik. Yani biz o şekilde değer verdik. Biliyoruz ki 1'e 2 oranıdır üçgenin, yani Z üçgeninin. Peki O noktasına olan uzaklığı gene 1 birimdir. Peki sağdaki torkla soldaki torku yazalım. Sağdaki torku yazarsak, yani X ve Y'yi, bunları ikisini PP olarak aldık. 2P çarpı O noktasına şu tam, şu noktanın tam olan mesafesi 2P çarpı 1'dir. Bunu neye eşitleyeceğiz? GZ çarpı bunu da 1'e eşitleyeceğiz. Yani Z'nin O noktasına olan uzaklığını gene 1 birim dedik. Buradan GZ'de dikkat edersek 2P çıkacaktır arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneğidir. 10. soruda bizim sol taraftaki üçgenimizi ne yapmışlar? Sağ tarafa doğru katlamışlar. Sağ tarafa doğru katlayınca şöyle bir üçgen meydana gelmiş. Böyle bir üçgen meydana gelince bu üçgenin ağırlığına ne diyelim? Bu kenar 3 ise, bu kenar 4 ise 12 birimdir. 12 birimin yarısıdır üçgen. O zaman şuraya üçgenimizin ağırlığına 6G diyelim. Peki sağ taraftaki dikdörtgenimizin ağırlığı nedir? 4'e dikkat edelim 5'tir. Buraya 20 birim 20G diyebiliriz. 20G dersek her kenara da ben 4 santim dedim. 6 çarpı 4 24 eder. 20 çarpı 4
80 eder. 80 ederse o zaman 6 kere 4 24. 20 çarpı 4 80. Demek ki birazcık daha buraya kayacak. LM arasında bir yerde olacak arkadaşlar. Yanıtımız D seçeneğidir. Yani ben bu soruyu çözerken tamamen torktan gidiyorum. Bu taraftaki torkla bu taraftaki torku birbirine bir noktada eşitlemeye çalışıyorum. Eşitlediğim nokta benim cismimin ağırlık merkezi noktasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 11. sorudayız. Bu soruda çemberler R, 2R ve 2R yarıçaplı. Öz kütleleri 2D, 2D ve D olmak üzere sistemin ağırlık merkezi sorulmakta. Şöyle diyorum. Bunun çemberin uzunluğuna 2pi r diyebilirim. 2d ile çarpıyorum. Bunu 2pi 2r çarpı 2d ile çarpıyorum. Bu da 2pi 2r, bunu da d ile çarpıyorum. Bu ne etti? 4pi rd etti. Bu da 8pi rd etti. Bu da 4pi rd etti. O zaman şöyle diyebilirim. Aşağıya doğru buna 4G diyebilirim. Buna da aşağıya doğru 4G diyebilirim. Buna da aşağıya doğru 8G diyebilirim. 4G ile 4G'nin tam orta noktası, yani bunların arasındaki mesafe toplam 1, 3, 5, 7R'dir. Sonuç olarak 7R'yi 2'ye bölersek eğer 3,5R edecektir. Buradan itibaren 3,5R sayarsak 1, 3, 3,5, yani şurada bir yerde 8G olacaktır. 8G'ye 8G gene O2 ile L arasında bir noktaya denk gelmektedir. O da D şıkkıdır arkadaşlar. Yani ilk başta buradakiyle en soldakiyle en sağdakinin ağırlıklarını hesapladım. Kütlelerini hesapladım. Bu kütlelerini hesapladıktan sonra 4G'ye 4G aralarındaki mesafe 7 birimdir. Tam orta noktası O2'nin sağ tarafına düşmektedir. 8'e 8'dir. O zaman ikisinin, yani ortadaki 8 olarak bulduk. Onun sağına denk gelen O1 ile O3'ün ağırlık merkezi onun da sağındadır. Dolayısıyla her ikisinin orta noktası olan O2 ile arasıdır arkadaşlar. Yanıtımız D şıkkıdır. 12. soruda 3 tane dairemiz var. Üst üste konulmuş. Buradaki dairenin yarıçapı dikkat edersek 2 birim. Buna 2 birim diyelim. Buradaki dairemizin yarıçapı 1 birim. Bu dairemizin, büyük olan dairemizin yarıçapı da 3 birimdir. Peki pratikten yapalım. Bunun ağırlığına ne diyebiliriz? 4G diyebiliriz. Bunun ağırlığına ne diyebiliriz? 9G diyebiliriz. Bunun ağırlığına ne diyebiliriz? G diyebiliriz. Peki 4G ile 9G'nin ağırlık merkezi noktası ne olacaktır? 4G çarpı 2, 8 oldu. 9G çarpı 1, 9 oldu. Demek ki o ikili arasında şöyle buraya 13G diyebiliriz. Peki 13G dediysek burası G. G çarpı 2, Dikkat edelim. Bu noktaya denk geliyor. Yeterli olmuyor. Burası yarım birim bile olsa 13 çarpı 0.5 ne olacaktır? 6.5. Yani O2'nin sağ tarafına, sol tarafına kayacak. Dolayısıyla yanıtımız O2 ile arasında olacaktır. Gene bu soruyu torku kullanarak çözdüm arkadaşlar. Evet, 13. ve son sorudayız. Şekilimiz bir levha O noktasından yatay eksene takılmış olup bozulmaz denge durumundadır deniyor. Bozulmaz dengeyi hatırlayalım. Bozulmaz dengede kütle merkezi O noktasıdır. Yani buraya kütle merkezi diyebiliriz. Yazalım kütle merkezi. Döndürüldüğü zaman kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Ve potansiyel enerjisi de dolayısıyla değişmeyecektir. Yani levhanın kütle merkezi O ile K noktalarının arasındadır ifadesi yanlıştır. Kütlenin
Levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Bozulmaz dengenin şartıdır. Evet, doğrudur. Levha ok yönünde döndürülürse yere göre potansiyel enerjisi değişmez. Evet, biraz önce de belirttiğimiz gibi potansiyel enerjisi değişmeyecektir. Dolayısıyla 2 ve 3 numaralı yargılar bizim için doğru yargılardır arkadaşlar.